Herkese merhaba sevgili izleyiciler. Mutlu günler diliyorum. Evet bugün de ekonomiyi konuşmaya devam ediyoruz. Yine önemli notlarımız var. Bu notları soracağız. Ekonomist Bayram Başaran da karşınıza. Merhaba Bayram Bey. Merhaba Ebru Hanım. Evet bugün ayrıca çok da şık görünüyorsunuz. Onu da söyleyeyim onunla başlayalım yayına. Evet, çok teşekkür ederim. Rica ederim. görüş Konuşulacak çok şey var dedim ama Sayın Bakan Nebati Londra'da temaslarda bulundu. Enteresan da açıklamalar geldi. E, hem şunu sormak istiyorum yastık altında sisteme girebilecek 5000 ton altın var dedi. Bir de daha sonra yanlış anlaşıldı dediği bir açıklaması daha var. O daha da enteresan gelmişti. E, enflasyon yabancıların kültürel olarak anlayamayacağı sebepten yükseldi. Diye ilk başta geçti Bloomberg tarafından geçmişti. Ondan sonra bakanlıktan böyle bir açıklama geldi. Hem genel olarak bu seyahatin, bu gezinin, bu görüşmelerin neler getirebileceğini hem bu yastık altındaki 5 ton altını hem de bu açıklamayı sormak isterim size. Şimdi önce geziden başlayalım. Gezinin amacının ne oldu belli değil. Hani yabancı sermaye istemiyorsak niye yabancı sermayenin peşine gittik bunu anlamış değilim. Hani... Hani dış güçlerde Türkiye'deki bütün sorunların altında yatan dış güçler nerede? Niye o zaman dış güçlere gittik biz? Bu bir sorulacak bir soru. Bunun cevabını bulmak lazım. İki, Sayın Bakan'ın enflasyon nedeni kültürel nedenlerle Batıların anlayamayacağını söylemesi çok enteresan. Her ne kadar bakanlık yan anlamışsa da benzer bir şey kelime geçmiş ki çünkü oradaki finansçılar son derece dikkatli ve bunları satır satır irdeliyorlar. Yani enflasyonun Kültüre ne nedeni olabilir? Bana göre kültürel hiçbir nedeni yok. Çünkü evet. yediğimiz içtiğimiz Avrupalılarla aynı. E, kültüre bir tek nedeni var. Demek ki e, yönetimler arasında kültür farkı var. Burada ortaya çıkıyor. E, bakan her ne kadar bakan kendisi değil de bakanlık buna bir e, yanlış anlama dediyse de yani çok inandırıcı gelmedi. Devam edelim. Peki uluslararası piyasalardan biz ne bekliyoruz şimdi? Ben bunu merak ediyorum. Ne bekleyerek gittik? Ne istiyoruz? Bu belli değil. Anlatabiliyor muyum? Nasıl bir güven vereceğiz? Şimdi uluslararası piyasalarını anlamayacağız. Sen şimdi bir enflasyon hedefi veremiyorsun. Diyorsun kurla beraber gidecek. Nasıl kurla aynı seviyeye indireceksin? Bunu modelini açıklamıyorsun. Merkez Bankası'nın para politikaları diyorsun Merkez Bankası bize bağlı. Biz istediğimiz gibi istediğimizi yapar. E, o zaman nasıl yapacaksın? Bunlar belli değil. Maalesef e, bu gezi boş yere olmuş bir gezi olarak görünüyor bana sorarsanız. Keşke yapılmasa daha iyiydi açıkçası söylüyorum. Yapılmasa daha iyiydi. Evet. O diğer insanların da kafasını karıştırmamış olurduk belki değil tabii, mi böyle? Ya yani tek bel bağladı şey yastın yastık altındaki insanların beş bin ton altını. Bu insanlar evet. hiçbir zaman o altını vermeyecekler. Anlatabiliyor muyum? O beş bin ton altına girdi de kimse senin keyfin için bozulmaz. Anlatabiliyor evet. muyum? Niye bozdursun evet. insanlar? Tek kurtuluş çaresi o beş bin ton altının sisteme girmesi. Peki beş bin ton altına altın sisteme girsen ne yapacaksın? Bu altınları alacaksın insanlara altın hesabı başlayacaksın bu altınları satacaksın merkeze döviz elde edeceksin bu çok komedi bir hikaye. Anlatabiliyor yani, muyum? Çok komedi bir hikaye. Bunlar olabi, olabilecek şeyler değil. Gerçeği görmüyorlar. Bakın, kamunun döviz açığı kur koruma mevduatın etkisiyle ki buradaki etki, kur koruma mevduatın etkisi dediğimiz <laughs> halkın bozdurdu. Kur koruma mevduata değil. Döviz seviyeti hesaplarından kur korumalı mevduata geçiş değil. Şirketlerde zorunlu olarak yaptırdıkları çalışmalar sonrasında 387.4 milyon dolara çıktı. Buna evet. yani kamunun döviz açığı 187.4 milyar dolar. Bunun içinde kamunun verdiği dövize endeksli ödemeler garantisi bunun içinde yok. Yani çünkü büyüyor. Hani siz Türk lirası Türk lirası sürüyordunuz ekonomiyi? Nerede? Tamamen dolar endekslediniz bütün ekonomiyi. Evet. İnsanların yaşam standartları hariç. Şimdi bütün buna baktığın zaman kur korumalı mevduatın özellikle şirketlerden gelen mecbur tuttuğunuz açılmasının zorunlu koşunuz kur korumalı mevduatın etkisiyle Türkiye'nin dövize olan bağlılığı inanılmaz şekilde artıyor. Bu dövize bağlılık eğer kur koruma mevduatı durdurduğunuz an, bunu sürekli yenilemediğiniz an, müthiş bir döviz talebi oluşturacak. Çünkü bunu sen döviz olarak ödemek zorundasın. Bu senin borcun. Tamam mı? Ve şu an bundan da vazgeçemiyorlar. Kendilerini öyle bir bağladılar ki bundan da vazgeçemiyorlar maalesef. Sonuçta ne oluyor? Geliyoruz enflasyona. Bütün bunların basıncı, devletin kamusal gerek TL gerek döviz açığı sonrası ki dün TL açığı da 37.8 milyar evet. TL'ydi. Bütün bunlar toplanan zaman müthiş bir parasal ihtiyaç ortaya doğuyor. Bunu nereden karşılıyorsunuz? Sürekli zam yaparak. Yani enflasyonla karşılamaya çalışıyorsunuz. Evet. Şimdi elektrikle zam bir geri alacağız yönü Benzine dün akşam 71 kuruş zam yapıldı. Benzin 15 lira 17 kuruşa çıktı. Dolar ne kadar? 13.65. Bir doların üzerinde yakıt almaya başladık. Evet, Aynı aynen. şey motorinde de geçerli. Yani mazotta da geçerli. Bu ne demek biliyor musunuz? Önümüzdeki günlerde yani önümüzdeki aylarda enflasyonun daha da yukarıya çıkacağı demek. Yani önümüzdeki 5 ayı, 6 ayı kaybettik şu an. Ve çift hanede evet. muhtemelen rakamlar gerçekte %130'lara kadar tırmanacak. yüzde ee, TÜİK'te %65-70 civarında rakamlar açıklamak zorunda kalacak. Sayın Nebati'nin Nisan'da pik yapacak dedi rakamlar ve 50'yi geçmeyecek dedi rakamlar. 70'lere doğru çıkacak. Evet. Maalesef şu anki görünüm o. Eğer istedikleri kadar kadar gizlesinler ama gerçekten şu an Türkiye hiper enflasyona girmiş durumda müthiş bir hiper yaşıyoruz bu enflasyon katlayarak devam edecek gibi duruyor evet. yani bu 5000 ton altın son vuruşları eğer bu altın gelmezse sistem çöker altın evet. gelirse de kısa vadede bir miktar daha kendilerini tutarlar ama bu altında ben insanların bozduracağını tahmin etmiyorum kadınların evet. hanımefendilerin kollarındaki bilezikleri satacaklarını bilmem neyi satacakları mümkün değil Kimse bunu bozdurmaz. Dolayısıyla evet. Türkiye'deki duruma bir de Amerika'dan gelen sıkıntılara ekleniyor. Şimdi Amerika'da Eskiden rakamları da açıklanacak. Evet e, enflasyon rakamları açıklanacak. 7.3 bekleniyor. Belki biraz daha üzerine çıkabilir. Çünkü Amerika'da bir ciddi bir sıkıntı var bu konuda. Larry Summers'ın açıklamaları bunu gösteriyor eski hazine bakanının. Diğer taraftan e, işsizlik rakamları çok düşük geldiği için giderek işsizliğin hızla azaldığı görüldüğü için evet. ekonomi, ekonomi canlanmaya başladığı için ki cari, e, onların cari açığı da dış ticaret açığı da çok düştü. 80 milyar dolara indi cari açıkları, veya dış ticaret açıkları. Bunu da o koyduğunuz zaman şu an enflasyonla mücadele birinci konuma gelmiş durumda. Dolayısıyla ABD'nin faiz artırması kaçınılmaz. Şimdi 0.25 mi 0.50 mi dersek şu an %60'lar civarında hatta 60'ın üzerinde 0.50 puanlık artış öngörülüyor. Bir de Goldman Sachs'in yayınladığı rapor var. Altın fiyatlarının da çok çıkacağını öngörüyor Goldman Sachs. Doğru. ABD'de faizler arttığı zaman her ne kadar ters orantı çalışması görünse de enflasyon çok hızla arttığı için insanlar altına doğru kaymaya başlayacak. Evet. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde bütün bunları topladığım zaman e, önümüzdeki mesela Türkiye'deki sıkışıklığı da eklediğim zaman üzerine maalesef hem altının hem dövizin maalesef hızla artması kaçınılmaz gibi görünüyor. Bu bizi daha da büyük sarmala sokacak. Bir de bu tarafı var. Daha da büyük sarmala sokacak. Yani enflasyon anlamında daha da büyük sarmala sokacak. Acaba nasıl burada düzenleme yapacaklar? Elektrikle ilgili nasıl düzenleme yapacaklar? Bakacağız Sayın İbrahim Kalan'ın yaptığı bir gaz alma mıydı? Elektrike düşüş. Yoksa gerçekten böyle bir çalışma var mı? Buna netleşmiş değil. Ama sıkıntı büyük maalesef. Sıkıntı gerçekten büyük artık. E, yani dükkanların camlarına yapıştırmaya başladılar. Bu kadar elektrik faturası geldi diye. İnsanlar pandemide yaşamadıklarını şu anda gerçekten faturalarda yaşıyorlar. Herhalde yakında çocuğu e, kilit vurmak zorunda kalacak kapıya. Peki şunu da sorayım. Öyle de kapatırız zaten. E, İSO'nun da bir e, anketi yayınlandı. İhracat iklim Endeksi. Onda da ciddi bir düşüş var denilebilir mi? Ne dersiniz? Onun göstergesi nedir? Evet ciddi bir düşüş var. Ee, İhracat iklim Endeksi İhracat'ın e, geleceğine yönelik Beklenti Endeksi. Bu İstanbul sanayi Türkiye yani, e, Türkiye'deki sanayinin yaklaşık %65'i <laughs> İstanbul'da İstanbul'a yönetiliyor. Orada da 53'lerden rakam 52.3'e kadar gelemiş. Onda yaklaşık 1 puanlık daha düşüş geldi. Maalesef insanlar ihracata yönelik, gelecekte ihracata yönelik olumlu beklentileri ortadan kalkmış durumda. Bu gerçekten ciddi sıkıntı. Yani bir taraftan dövize taahhütleriniz giderek artıyor, döviz borçlarınız giderek artıyor. Diğer taraftan döviz gelimlerinizin girişlerinin azalması bekleniyor. Özellikle ihracat kandan ki en büyük döviz gelimi oradan oluyor. Ee, bunu kapatmak pek mümkün değil. Dediğim gibi tek çare şu an e, yastık altındaki altınları öngörüyorlar. Ama kimsenin ben o altınları bozduğunu tahmin etmiyorum. Yine diyorum yine altında e, altını çizerek duruyorum. Bugünkü rakamlar, bugünkü gelişmelere baktığım zaman Nisan ayını zor çıkaracağız gibi görünüyor. Maalesef orada kur e, ve altın fiyatları patlayacak gibi görünüyor. Evet, peki. Peki başka eklemek istediğiniz bir şey var mı siz de dışarıdasınız? Ben Ankara'dayım. Evet. Ankara'da bir de yerinden nabzını tutalım istedim. Yarın akşam, evet. yarın döneceğim inşallah kısmet olursa. burada birkaç Yarın oradaki değerlendirmelerinizle konuşuruz o zaman. Evet, e, buradaki değerlendirmelerle beraber konuşuruz. Ama ilginç şeyler görünüyor şu an kulislerde. Evet. Peki, çok teşekkür Peki. ediyorum o zaman. Hem siz hem de izleyicilerimize yarın görüşmek üzere. Yarın görüşmek üzere, hoşçakalın. Hoşçakalın.